Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle deseni güzel yazma üzerinde model göstereceğim arkadaşlar. Yazmamızın deseni çok güzel. Biraz videoda parlak çıktı arkadaşlar. Onun için gülleri tam görünmüyor. Güzel bir şey var, rengi var. Şöyle göstereyim. İçinde pembe var, mavi var ve hardal sarısı var ama ben pembeyle mavi kullanacağım. Su yeşili yani. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için. Yazmamız böyle şu şekilde göstereyim. Ben altına zürafasını yaptım. Üstünün de çiçeğini sizlerle beraber paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle tam net yapalım görüntüyü. Netleştirelim. Bazen görüntü gidebiliyor hemen. Şöyle şu şekilde. Hemen düğümümü atıyorum. Şuradan şöyle bir düğüm atıyorum. Şu şekilde. Bir tane zürafa yapıyorum. Buraya fil dişi yapıyorum. Şöyle şu şekilde. Tekrar zürafa yapıyorum. Ve tekrar fil dişi yapıyorum. Şöyle. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beşinci zürafamı normal yapıyorum. Ve içine geri dönüyorum şöyle şu şekilde. Buradan bir tane pırpır yaptım. Şöyle buraya sinek kanadı yaptım. Tekli sinek kanadı yaptım. Şöyle sinek kanadını yapıyorum ve böyle ilerletiyorum. Yine arasında şöyle 4 tane boş zürafa yaparak diğeri gibi şurada 1, 2, 3, 4. 4 tane yapıp şöyle arasında bunun gibi 6 tane fil dişi yapıp sonrasında geri tekrar 4 tane boş zürafa yapıp
Tekrar yeşil gülünü kurduktan sonrasında üstünü yaparken burada buluşalım. Arkadaşlar ben altını yaptım, yeşilini böyle tamamladım. Bir tane de kenarına fil dişi yaptım şöyle. Şu şekilde şimdi modelimize hemen başlayalım. İpimi, iğnemi taktım. Güzelce içindeki pembeden yapacağım ama videoda rengi biraz farklı çıkıyor. Ondan dolayı rengi değişik olabilir. Şöyle bakın. Şöyle parmağımızla ayarlayıp güzelce baştaki zürafaya şöyle pırpıra pardon ipimi uzatıyorum. Her bir pırpırın üstüne şöyle zürafa yapıyorum. Şöyle şu şekilde tekrar başa uzatıyorum. Birinci bademimizi yaptık. Alttaki ipini de hemen kesiyorum. İkinciyi de göstereyim sizlere arkadaşlar. Diğerlerini siz kendiniz yapabilirsiniz. Şöyle yine ipimiz altta kalacak şekilde şöyle ayarlıyoruz. Buradan iğneyi batırıp şuradan şöyle atınca şu şekilde fazlalık ipimizi kesiyorum hemen. Tekrar aynı şekilde baştaki pırpıra
İpimi uzatarak şöyle elimizle ayarlayarak şu şekilde şöyle düğümümü atıyorum ve bu bademlerimi de yapıyorum. Bunları pembe ile yapacağım. Diğerlerini de su yeşili ile yapacağım. İçindeki mavi gibi olan su yeşili ile yapacağım. Bunları tamamlayalım arkadaşlar. Tekrar üstünü yaparken burada buluşalım. Arkadaşlar altını yaptım. Ben böyle bakın pembe, diğerini de su yeşili ama videoda mavi gibi çıkmış rengi. Şöyle tam netleştireyim görüntüyü. Böyle bakın bu şekilde. Gayet de güzel oldu. Şimdi üstünü yapalım bunun. Üstünü yaparken üstünde beyaz ip kullanacağım böyle. İsterseniz açıklı koyulu da yapabilirsiniz rengini. İsterseniz farklı renk de yapabilirsiniz. Ben beyaz kullanmak istedim. Şöyle hemen takıyorum. Beyaz da güzel yakışacaktır diye düşünüyorum. Hemen şöyle yan durdurup baştaki pırpırın içine batıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Baştaki pırpırın içine batıyorum ve düğümümü atıyorum. Düğümümü attım ve buradaki zürafaların içine, her birinin içine birer tane batıp zürafa yapıyorum. Şöyle şu şekilde. Şunu şöyle yaparak şöyle buraya yaptım. Şimdi bu tarafa yapıyorum. Şöyle iyice ayarlayarak yaptım. Bakın buraya çok iyi dikkat edin. Burayı böyle yaptıktan sonrasında tekrar geri şöyle bu tarafa geri dönüyorum. Şöyle bu tarafa geri döndüm. Şimdi bunun üstüne pırpır yapıyorum böyle. Pırpırlarımız daha düzgün dursun diye. Şöyle 4 tane pırpır yapıyorum. Şuradan yine tekrar alttaki pırpıra batıyorum. Tekrar yandakine geçiş yapıyorum. Şöyle. Tekrar yine aynı. Şöyle. Bunu böyle yapacağım. Sadece dönmeden yapacağım.
Tekrar buradan yandaki pırpıra batarak modelimizi bu şekilde üstünü de yaparak tamamlıyoruz arkadaşlar. Diğerini de mavi olanı da üstünü yapayım. Tekrar burada modelin bitmiş halini görelim. Benim modelim bitti arkadaşlar. Son hali böyle olacak. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.